Gençler merhabalar. Daha önceki dersimizde mimarimizde dininizleri ve musikimizde dininizlerini gördük. Bu dersimizde ise edebiyatımızda dininizlerine bakacağız. Arkadaşlar dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en temel araçtır. Dinin insanlara anlatılması ve varlığını devam ettirebilmesi için bir dilin var olması şarttır. Çünkü dil, kültürel ve dini değerlerin taşıyıcısıdır. Yani arkadaşlar dinimizi nesilden nesile aktarabilmek, anlatabilmek için iletişim kurmaya yani dilimizin olmasına ihtiyacımız vardır. Din insanların duygu, düşünce, dünyalarını ve dillerini etkiler. Böylece o toplumu anlatan edebi eserler ortaya çıkar. Bunun yansımalarını kimi zaman bir türkünün sözlerinde, kimi zaman bir şiirde, kimi zaman da günlük konuşma dilimizde görebiliriz. Daha önceki derslerimizde de anlattık arkadaşlar. Türkülerde, işte şiirlerde dinin izleri vardır. Bunun dışında günlük konuşmada da yine dinimizin izlerini görüyoruz. Mesela arkadaşlar Cennet, cehennem, ezan, dua, zikir, namaz, günah, sevap gibi kelimeler günlük konuşmalarımıza sıkça kullandığımız dini kelimelerdir. Bunun dışında günlük konuşmalarımızı yaparken kullandığımız deyim ve atasözlerinde de bu dini ifadeler yer almaktadır. Mesela arkadaşlar, din sizin hakkından imansız gelir. Temizlik imandandır. Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz. Allah bir kapıyı kapatırsa diğerini açar. Allah'tan umut kesilmez gibi sözlerimizde de yine dini ifadeler yer almaktadır. Günlük konuşma dilimizin yanında edebiyatımızda da dinin yansımalarını kolaylıkla görebiliriz. Edebiyat insanların duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla işlemesi ve eserler ortaya koymasıdır. Her toplumun kendine özgü bir edebiyatı vardır. Toplumlar edebi eserlerini nesilden nesile aktarırlar. Türk toplumunda din başta içerik olmak üzere birçok yönden edebiyatı etkilemiştir. Türkler arkadaşlar Müslüman olduktan sonra İslam'ın hayata bakışını yansıtan pek çok edebi eser vermişlerdir. Hatta zaman içinde tamamen dini içerikli bir edebiyat türü de gelişmiştir. Bu türe tasavvuf edebiyatı adı verilmiştir. Tasavvuf edebiyatında Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi isimler öncülük etmişlerdir bu edebiyata. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi adlı eseri, Yunus Emre'nin şiirlerinin bulunduğu Divanı ve Süleyman Çelebi'nin melleti edebiyatımıza din izlerini taşıyan en önemli eserlerdendir yine. Edebiyatımıza din etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında yüce Allah'ın varlığı ve birliğinin konu edildiği tevhidler gelir. Arkadaşlar tevhidin ne olduğunu daha önceki derslerimizde söylemiştik. Allah'ın bir ve tek olmasıdır. Allah'ın birliğini ve tekliğini konu alan eserlere tevhidler deniyor. Allah'a yalvarıp yakarma ve dua etme içeren münacatlar da edebiyatımızda dinin izlerini göstermektedir. Son olarak da peygamberimize duyulan sevgi ve saygının şiirsel olarak anlatıldığı eserler ise naat olarak adlandırılmaktadır. Bu eserlerin hepsinde edebiyata dinin izlerini görüyoruz gençler. Böylelikle edebiyatımıza dinin izleri konusunda bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.